Aslında senin hikayeni dinleyelim ilk önce, ne oldu sana? Ben 2 Eylül 2020'de ateş silah yaralanmasıyla yaralandım. Hayatımda hiç görmedik, tanımadığım insanlar tarafından. Ateş. Yani kazara oradan geçmek bazen insanın hayatını değiştiriyor. Evet, nerede, nasıl, ne zaman alacağımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor bazen. Ya bazen dikkat etsen de bazı bir yerlere bir şeyler oluyor yani. Hani bu kader değil belki. Maalesef öyle. Adına öyle diyorlar hocam. Ondan sonra düşük ayak tanısı koydu hocam bana. Yani düşük ayak değil aslında, siyatik sinirin yaralandı sanırım. Evet, siyatik sinirim yaralandı. Siyatik sinir hasarına bağlı ayağımı yukarıya kaldıramıyordum ben. Ayağımı hiç hareket ettiremiyordum aslında. Ayağımda hiçbir şekilde hareket yoktu. Bir sene kadar durdum o şekilde. Bir sinir tamir ameliyatı oldum. Ondan sonra bir sene kadar durdum. Sonra sizi buldum hocam. İşte YouTube'da. Ama çok fazla hareketin yoktu bana geldiğin zaman. Hiç yoktu hocam. İçe yakındı yani. Çok az oynadım. Sana bana gelmeden önce ne ameliyatlar önerilmişti? Dondurma. Donduralı bayağı dedi. Sen de aslında biraz çok zeki bir adamsın. Ben senin hani tarzında ve yaklaşımında çok seviyorum. Yani teşekkür, o yüzden de hani herkese bunu anlatmak çok mümkün olmaz ama seninle ortak bir noktaya geldik. En azından hani kasların çalışmasa bile ayak bileğini bir seviyede tutacak ama hareketli ayak bileği olacak şekilde bir ameliyat planladık seninle. Evet, aslında siz dondurmaya pek sıcak bakmadınız. Ben de sıcak bakmadım. Çok ürkütücü geldi dondurmaya. Dondurma bizim için en son çareydi. Siz dediğiniz gibi hocam, en azından ayağın birazcık nötral pozisyona gelsin. Önce topuğunu bastırmaya çalışalım. Yani ben ayak uçlarımla basıyordum sizin de dediğiniz gibi önce yere. Şimdi ayağımı tam olarak zemin olarak basabiliyorum. Yani bana avantajı bu oldu sizin ameliyat. Aslında bayağı ayak ucuna evet, basıyordun. Yani sürünüyordu biraz yani. Evet. Yere. Şöyle atıyorum aslında ayağımı. Amacımız onu germek, oradaki şeyi evet, ve en azından hani senin sürünmeni, ayağının sürünmesini engellemekti. Kesinlikle. Buna ulaştık hocam, bu amacımıza ulaştık. Başarılı aslında oldu. Yani hani ben çok kötü durumdaydım hocam, ben de farkındayım. Yani bütün hastalar aynı şekilde olacak diye bir şey yok. Yani en kötüdeydim. Bu halim en iyi halim şu anda. Aslında biraz sana yetersiz geliyor bu. Yani hani çok da böyle, yani insan tabii genç, yani daha iyi yerlere gelmesini ben de isterim, istiyoruz ama kas kuvveti bir yere gelmeyince sadece gerginlik de sağlanabilecek kısım bu kadar yani diye düşünüyoruz. Elimizde olan malzemeyle yapılacak şey bu hocam. Şu an aslında ana sorunlarından bir tanesi ayak tabanında yaralar açılıyor. Aynen hocam, çap bastığım için herhalde. Ben biraz böyle hafif dışa doğru bastığın için orada şeyler açıyor. Hocam, bir de ayağında evet, şişlik var. Yani hani bunları söylemek lazım. Evet, ayağımda çok hat sabana şişlik var. Bu aslında iyileşme dokusunun bir şeyi yani. Bir de ayağın tabanını tam net hissetmediğin için ayak tabanında yaralar açılma şansı çok yüksek oluyor hastalarda. Aslında sen normal eski halinde yürümeye başlasaydın çok daha fazla yaralar açılacaktı. Şu anda o yaraların azalmış haliyle devam ediyoruz. Bundan sonra herhalde bir sana uygun bir ayak tabanlı senin biraz çözümünü sağlayacak gibi duruyor. Evet, oradaki basıyı azaltmak adına siz bana birisini önerdiniz hocam. Ayak evet, tabanlığı yaptıracağız oraya. İnşallah daha iyi sonuçlar olur ayak tabanında diye düşünüyorum. İnşallah hocam, ben de öyle düşünüyorum. Ama aslında sizin ameliyatınızdan sonra ben birazcık depremler falan oldu. Birazcık bassızlığımız oradan, ayağımız alçıldı, evden falan kaçtık, ev yıkılacak korkusuyla. Bir ton şey başımıza geldi. Fizik tedavi de biraz aksattı ama işin açığı şu ameliyattan sonra hiç fizik tedavi gitmedim hocam ben. Ben de acaba diyorum ki ayağım sonradan çaplaştı ya, acaba ondan mı çaplaştı ya, iyice yormak istiyorum ama işte yani bu. Hani şu an bence şu şişlikle daha fazla ameliyat yapmak belki sana daha fazla zarar verecek diye korkuyorum. Tek derdim o. Ama ben memnunum ama tabii ki yeterli mi değil. Yani daha iyisi herkes tarafından beklenir ama bazen malzeme yeterli olmayınca yeterince kadar usta ne kadar usta olursa olsun malzeme yok hocam. Yani sonuç olarak özet bu, tam olarak elimizdeki malzemeyle en iyi yere geldiğimiz. Ben hep hastalara söylerim. Yani başına insanın 40 bin tane şey gelir. Mutlaka her şeye dirençli olmak lazım. Böyle çok hayatın getirdiği her şeye karşı durmak lazım. Sadece söylemek gereken şey o. Allah sana direnme gücü versin. Amin hocam. İnşallah. Geçmiş olsun. Sağ ol.